Uykuya dalmadan önceki anların hepimiz için oldukça gizemli olduğu bir gerçek. Yani gerçekten bir saniye düşünün. Uyanıksınız ve bilinçli olarak uyumaya hazır olduğunuzun farkındasınız. Ve sonra uyanıyorsunuz. Siz farkına bile varmadan gerçekleşti. Her şey o kadar hassas bir şekilde gerçekleşti ki nasıl olduğunu anlayamadınız bile. Ve bunların hepsi otomatik bir şekilde oldu. Bu gizemli an, bilinçaltınızı istediğiniz şeyi çabucak tezahür ettirmek için, gerçekten programlamak için en iyi ve en önemli zamanlardan biridir. Organik Zekaya hoş geldiniz. Bugün size uyurken tezahür ettirmenin en güçlü, hızlı ve kolay yollarından birini göstereceğim. Bu gerçekten işe yarıyor ve çok az çaba gerektiriyor. Bunu birkaç gün deneyin ve sonuçlar karşısında şok olacaksınız. Muhtemelen neden hayatım boyunca bunu denemedim diyeceksiniz. Çünkü bu kadar basit, kolay ve etkili. İnanın, uzun ve yoğun bir günden sonra yapmak isteyeceğiniz en son şeyin yapılacaklar listesine bir adım daha eklemek olduğunu biliyorum. Ama bahsedeceğim yöntem asla böyle bir şey değil. Hatta bu tekniği kullanmaya başladığınızda yatmayı dört gözle bekleyebilirsiniz. Sizi başarıya hazırlamak istiyorum. Bu yüzden yazmanızı kesinlikle tavsiye ederim. Videolarımızda her zaman bahsettiğimiz gibi yazma eylemi onu zihnimizde sağlamlaştırmaya yardımcı olur. Bunun herkes için gerçekçi olmadığını da biliyorum. O yüzden telefon notlarına yazmayı tercih ederseniz bu da işe yarayacaktır. Bunu bir angaryadan ziyade eğlenceli hale getirmenin anahtarı, uyumadan önce rahatınızı bozup kalkmaktan ziyade bu kağıdı veya telefonunuzdaki notu hemen yatağınızın yanında hazır bulundurmaktır ki kendinizi başarıya hazırlayın. Birinci adım yazdığınız şeyin yatakta yatmadan önce yanınızda olacağından emin olmak. Yazacağınız şeyi yalnızca bir kere yazacaksınız. Bir daha yazmanız gerekmiyor. Çünkü işin püf noktası her gece yazmak değil. Bu videoda öğrettiğim şey, uykuya dalmadan hemen önce 5 ila 10 kez yazdığınız bu kısa cümleyi okumaktır. Post-it veya dediğim gibi telefonunuzu kullanabilirsiniz. Ve bunlara size vereceğim seçeneklerden birini yazacaksınız. Seçenek sunmak güzel. Çünkü herkese aynı şekilde uyan bir tezahür yok. Hangisi size daha yakın geliyorsa onu seçin. İstediğiniz zamanda seçeneği değiştirmenizde herhangi bir sakınca yok. Yeniliklerden çekinmeyin. İşe yaramıyorsa diğerini deneyin. Size vereceğim ilk seçenek genel bir olumlama kullanmak. Her şey daha iyiye gidiyor. Hayatım düşündüğümden daha da güzel. Çok şanslı ve kutsanmış hissediyorum. Eğer bu cümleleri iyi hissettirdiyse ve yazmak istiyorsanız videoyu duraklatabilir veya geri alabilirsiniz. Çoğu zaman farkında olmadan sadece belirli bir şey isteyerek kendimizi sınırlarız. Çünkü tüm ihtiyacımız olanın ve istediğimizin bu olduğunu düşünürüz. Gerçekte akıllara durgunluk veren ve daha şaşırtıcı bir şey sizin için mevcut olabilirdi. Bu nedenle söylediğim gibi genel bir onaylama ifadesi yaptığınızda tavsiye ettiğim şey, her şey daha iyiye gidiyor. Hayatım düşündüğümden daha da güzel. Çok şanslı ve kutsanmış hissediyorum. Gibi bu türde olumlamalar kullanmanız size tonlarca heyecan verici fırsatın, mucizenin, olayın kapısını açacak. Bazıları hayal edebileceğinizden bile daha iyi olacak. Bu yüzden eğer bu dediklerimin size uygun olduğunu hissediyorsanız yazın. İkinci seçeneği gerçekten istediğiniz veya ihtiyacınız olan belirli bir şeyi tezahür ettirmek istiyorsanız kullanabilirsiniz. İstediğiniz şey her neyse, ben örnek olarak sevgi vereceğim ki böylece daha net anlaşılsın. Her yerde bu sevginin kanıtını görüyorum. Sevgi benim için her zaman ortaya çıkıyor. Bu benim yeni standardım. Cümlelerini kalıp olarak kullanıp, hayatınızda tezahür etmesini yani ortaya çıkmasını istediğiniz şeyle değiştirebilirsiniz. Ve üçüncü seçenek,
Eğer bir şeye takılıp kalırsanız veya karar vermeniz gereken bir durumdaysanız veya bir yanıta ihtiyacınız varsa, bu sizin için mükemmel bir yol. Hissetmek istiyorum. Noktalı kısımları istediğiniz şeylerle değiştirin. Bana bir sonraki adımda ne yapacağımı göster. Yönlendirilmeye hazırım. Önce durum hakkında nasıl hissetmek istediğini seç. Çünkü bu sonuçta gerçekten önemli. Özgür mü hissetmek istersin? Güvende mi hissetmek istersin? Heyecanlı mı hissetmek istersin? Bu durum düzeldiğinde nasıl hissetmek istersin? Bu özel ifade, beyninizin ne yapacağını bulmak ve size bir yanıt vermek için uyurken çalışmasına izin verir. Bunun işe yaradığını söylüyorum. Bu kadar basit. Çünkü aslında beyniniz siz uyurken her zaman gününüzün ayrıntılarını çözmeye çalışır. Demek istediğim, gerçekten gördüğünüz rüyaları gününüzle nasıl bir ilişkisi olduğunu ve rüyalarınızda geçen tüm sembolizm ve durumları düşünün. Beyniniz siz uyurken bütün gece bir şeyler üzerinde çalışıyor. Bu yüzden gerçekten üzerinde çalışması için ona özel bir şey verin. Bu size fayda sağlayacak. Bir yanıt alacaksınız. Bir dürtü alacaksınız. Bir his ya da içgüdü alacaksınız. Ve aniden kararınızı vermiş gibi olacaksınız. Ve bunu bileceksiniz. Çünkü hissedeceksiniz. Yanıtlar içinizde var. Bu yüzden tüm gün boyunca bilinçli zihninizle çözmeye çalışarak kendinize eziyet etmeden sizin için çalışmasına izin verin. Siz uyurken bilinçaltınızın çalışmasına izin verin. Bilinçli zihniniz hayatta kalma moduna dayalıdır. Bu yüzden sadece sizi hayatta tutmaya çalışacak. Yani şimdi ne yazacağınıza dair 3 seçeneğiniz var. Birinci seçeneğiniz, sihir ve fırsatlara yer bırakan genel olumlama ifadesi. İstediğiniz bir şeyle ilgili özel bir ifadeniz olan ikinci seçeneğiniz var. İhtiyacınız olan bir şey ve bilmeniz gereken bir şey varsa veya bir şey hakkında bir yanıta ihtiyacınız varsa rehberlik için üçüncü seçeneğe sahipsiniz. Ne yazmak istiyorsanız onu sadece bir kez yazacaksınız. Sonra bunu yatmadan hemen önce 5 ila 10 kez okuyacaksınız. O duyguyla bağlantı kurmanıza izin verin. Ama bunu zorla, toksik olarak pozitif bir zorlama hissiyle yapmayın. Bazen kendinizi pozitif hissetmeye zorlasanız da içten içe bunu istemediğinizi bilirsiniz. O yüzden bunu yapmayın. Daha doğal olsun. Rahat olsun. Beyniniz numara yaptığınızı anlayabilir. Bu nedenle rahatlık, sıcaklık, heyecan gibi kolay, sakin ve doğal bir duyguyu veya iyi hissettiren, doğal, size doğru gelen bir duygu seçin. Doğru ya da yanlış yok ama bırakın doğal olarak gelsin. Kağıt üzerinde kulağa hoş gelen bir şey hissetmeniz gerekiyor gibi hissetmenize gerek yok. Bunu yüksek sesle söylemek zorunda değilsiniz. Sadece bu duyguyu içinizde canlandırın. Çok fazla düşünmenize ve kendinizi zorlamanıza gerek yok. Eğer bu cümle size iyi hissettiriyorsa bunu zaten hemen anlayacaksınız. Bu teknik için alarmınızı kurmanıza, fazladan düşünmenize, tekrar tekrar okumanıza gerek yok. Beyniniz ve bilinçaltınız için gerekli olan tekniği uyguladığınızı bilerek rahatça uyuyabilirsiniz.